sevdikleri değerli Adana halkı, basın emekçiler, siyasi partilerin değerli temsilcileri, hepinizi en derin duygularımla selamlamak isterim. Değerli dostlar, aslında iktidar gerçek yüzünü bulunduğumuz parkta göstermektedir. Hepinize susun, konuşmayın, tepki göstermeyin. Gösterirseniz elimdeki gücü kullanarak size bu alanları dar ederim demektedir. En değerli hakkımız olan, demokratik hakkımız olan yürüyüş ve toplu gösteri hakkımızı engelleyerek iktidar ve yetkilileri halkımızın demokratik hakkını kısıtlayarak suç işlemektedirler. Sabahtan akşama kadar zam yapacaksınız. Sabahtan akşama kadar topluma her türlü aşağılayıcı lafları söyleyeceksiniz. Yetmez, toplumun en demokratik hakkını engelleyeceksiniz. Yani anayasal haklarımızı engelleyerek iktidar yetkilileri suç işleyecekler, bedelini toplumdan, halktan çıkaracaklar. Biz halkın ta kendisi zamlara karşı çıkmak için sokaklara çıktığımızda, yürüme refleksimizi ortaya koyduğumuzda başımıza emniyet güçlerini yıkacaksınız. Baskı, şiddet, zulüm, korkutma, toplumu terbiye etme anlayışınızı reddediyoruz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Bir ülkenin çiftçisi toprağını ekmiyorsa orada kriz vardır ve sorun vardır. Bir ülkenin kadını, emekçisi pazardan ancak akşam saatlerinde fiyat düşsün diye pazara gidiyorsa, hatta pazar bittikten sonra pazar artıklarından çoluk çocuğuna ekmek, sebze, meyve götürmeye razıysa ve bu ülkenin emekçileri açlık sınırının altında 20 milyon insan çalışıyorsa, siz polisle, baskıyla, zorbalıkla gerçekleri gizleyemezsiniz. Ve siz bu ülkede her gün insanlara yaşamı dar edecek biçimde KHK'larla, EYT'lerle ve diğer elinizdeki zorbalık araçlarını kullanarak topluma yaşamı dar ediyorsanız, bu sizin bütün baskılarınıza rağmen toplumun direnme gücünü ne yazık ki engelleyemeyecektir. Ve toplum bütün bu baskılara demokrasiden yana, barıştan yana, kardeşlikten yana bir tutum, bir davranış sergiliyorsa, bu demokratik hakkını baskılarla, zulümle baskılama hakkına sahip değilsiniz. Sizler bir eliniz yağda, bir eliniz balda, bir avuç dolar zenginliği akşama kadar zengin ederken maaşını asgari ücretin altında olan insanlara bu açlığa mahkum edemezsiniz. Elbette bütün bu toplum bunları görüyor, itiraz ediyor. Faşizme karşı demokrasi, baskıya karşı özgürlüğü ve elbette bütün bu zulmünüze karşı dayanışmayı, kardeşliği hep birlikte hayata geçirecektir. İktidar yönetememektedir. Derhal istifa edip erken, hatta acil, hatta hemen seçime gitmek zorundadır. Tek şeye ihtiyacınız var dostlar. Birlikte dayanışma içerisinde bu zorba düzene karşı hep bir ağızdan en yüksek sesle haykıracağız elbette. Bizler bu toplumun gerçek sahipleri, bu ülkenin yurtseverleri, bu ülkenin halkları hep beraber faşizme ve baskıya karşı özgürlüğü savunacağız.
bütün ayrıştırmalara karşı birlikteliği savunacağız. Ve elbette hep beraber en yüksek sesle yaşasın demokrasi, yaşasın dayanışma, yaşasın kardeşlik diyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.